Flash. Dün akşam saatlerinde oyun dünyasında bomba gibi düşen bir haber geldi. Bu haber GTA ile ilgili bir haber. Zaten biri böyle GTA'nın adını üflese haber oluyor. Şimdi bahsedeceğim haberimiz yine resmi olarak doğrulanmış bir haber değil. Fakat bu haberi paylaşan basın kuruluşu dünyanın önde gelen isimlerinden Kotaku olunca insanın ciddiye alası geliyor. Sevgili basın kuruluşumuz Kotaku'nun güvenilir kaynaklarından aldığı bilgiye göre 3 adet GTA oyunu remastered olarak geliyor. Daha önce de benzer bir söylenti haberi çıkmıştı aslında. Fakat bu seferki haberimiz en ayrıntılı gelen haber oldu. Üstelik bu seferki haber Kotaku'nun birden fazla kaynağına sorarak doğrulattığı bir haber. Gelen bilgilere göre 3 adet remastered olacak GTA oyununun geliştirme aşaması bitmek üzere. Ve yakında da piyasaya çıkacaklar. Peki hangi 3 GTA oyunu remastered olarak gelecek? GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas. 3 adet klasik GTA oyununda tekrar elden geçirilip piyasaya çıkacak. Remastered olacaklar. Tabi remastered denildiği zaman insanın aklına net bir şey canlanmıyor. Remastered bir oyunun yeniden yapılması anlamına gelmiyor. Daha çok oyunun günümüz standartlarına uygun hale getirilmesi anlamına geliyor diyebiliriz. Fakat günümüz standartlarından kasıt da biraz yorum işi. Misal bazı firmalar oyunlarının remastered versiyonlarını gerçekten sağlam bir şekilde yaparken bazıları sadece 4K çözünürlük ekleyip bırakıyor. Yani remastered dediğimiz şeye bakış açısı da firmadan firmaya çok değişiyor. Peki GTA'da durum nasıl olacak? Yine gelen bilgiler bu klasik oyunların Unreal Engine ile yenileneceğini işaret ediyor. Tabi Unreal Engine oyun motorunun kullanılacak olması demek bu 3 oyunun da taş gibi grafiklerle geleceği anlamına gelmiyor. Ancak şahsi fikrim Rockstar'ın bu remastered versiyonlarda çok ucuza kaçmayacağı yönünde. Sonuçta Rockstar markası çok güçlü bir marka. Ucuz remastered'lar yaparak böyle kendi adlarına leke sürmek istemezler diye düşünüyorum ama öte yandan da can sıkan bir mevzu da var, ona da birazdan geleceğim. Ama işin görsel tarafından falan böyle görüntüsünden daha çok merak ettiğim bir şey var abi, o da oynanış tarafı. Bu kısım nasıl olacak acayip merak. Yani bu GTA'lar hani yenilenmiş modern bir oynanış mı barındıracaklar yoksa klasik oynanışa sadık mı kalacaklar? Hani yine gelen söylentiler bu oyunların PlayStation 2 dönemindeki klasik oynanışlarına daha yakın olacağını fısıldıyor ama bir umut daha modern bir şeyler görebiliriz diye düşünmek istiyorum. Sizde de öyle bir umut varsa eğer hani modern bir GTA mı olacak falan diye böyle hani gaza geldiyseniz hemen buna bir turp sıkacak bir şey de söyleyeyim. Normalde sevgili arkadaşlar bu oyunların remastered'larının yapılması aslında uzun bir süredir gündemdeymiş. Fakat patlak veren pandemi süreciyle beraber remastered oyunlarla ilgili planlar da değişmeye başlamış. Remastered oyunlarla ilgili ilk plan aslında GTA 5'in yeni nesil versiyonunu alanlara bu oyunları bir paket olarak hediye etmekken sonrasında bu plan değişip bu 3 oyunun da bir paket halinde 2021 yılının başında ayrıca satılmasına karar verilmiş. Ancak yine planlar değişmiş ve şu andaki durum Ekim-Kasım gibi bu 3 oyunun çıkması yönündeymiş. Mişli konuşuyorum çünkü bunlar hep sonradan gelen böyle kaynaklardan söylentilere gelen detaylar. Ortada resmi bir açıklama yok. Resmi açıklama gelmediği için de bu söylentiyi paylaşanlar diyor ki Rockstar yine planlarını değiştirebilir, haberiniz olsun. Anlattığım kısma kadar böyle umutlara turp sıkacak bir şey yok. Hala da böyle acaba GTA'lar modern oynanışta olur mu falan diye düşünebiliriz, gaza gelebiliriz. Şimdi gelelim biraz böyle umutları kırabilecek mevzuya. Bu 3 oyunumuzda PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series ve Switch konsollarına gelecek. Ama bu kadarla sınırlı kalmayarak mobil cihazlara da gelecek. Evet, bu 3 adet remastered oyun telefonlara da çıkış yapacak. Halihazırda bu 3 oyunun da klasik versiyonları mobil cihazlarda var. Fakat yenilenmiş halleri de mobile geleceği için oynanış anlamında ya da görsel kalite anlamında çok uçuk şeyler beklememek gerekebilir. Telefonlarda bu oyunların oynanacak olmasına karşı değilim. Güzel oynansın tabii ki. Ama telefona çıkaracakları için bazı özellikleri otomatik olarak kısmak isterler mi? Hani telefona da çıkaracağız diye böyle bir tribe girerler mi? Bu da böyle remastered'ların genel kalitesini hani belli bir seviyede tutar mı diye bir şüphe değil. Şunu da ilave edeyim, PC ve mobil platformlar için oyunların daha geç çıkacağı da söyleniyor. Önce konsola getirecekler, ardından PC ve mobil için gelecek oyunlar. Zaten Rockstar bir oyununu böyle aynı anda hem konsol hem PC'ye çıkarsa dişimi kıracağım ha. Çıkarttığı var mı acaba? Hep önce konsola çıkarıyor sonra PC'ye getiriyor. Hiç aynı anda girmiyor topa. Mevcut remastered oyunlar için arayüzler modernize edilecek deniliyor. Grafikler Unreal Engine ile geliştirilecek deniliyor falan, eyvallah. Ama bu detayların dışında klasik versiyonlardan çok farklı olmayan bir tecrübeyle karşı karşıya kalabiliriz, haberiniz olsun. Ya adı üzerine zaten remake kafasında değil, biraz daha remastered kafada geliyor diyorlar işte. Bu detayı unutmamak lazım. Bir başka önemli detay da heyecanlandırıyor aslında insanı. Eğer Rockstar bu 3 oyunun satışından memnun kalırsa diğer markalar içinde benzer bir remaster sürecine girebilir. Bu markaların başında da Red Dead Redemption 1 yer alıyor. Belki Bully falan da gelir yani. Hani belli olmaz, gelir mi gelir. Hatta bakarsanız Max Payne 3 bile gündeme girer yani, belli olmaz. Gerçi oyun hala taş gibi ha. Şimdi Max Payne 3'e remastered yapsan gereksiz kalabilir yani. Şu anda indir kur oyna mis gibi akarsın. İşte eskimiş gelmez. Red Dead Redemption 1 için aynısı geçerli ama o PC'de yok abi. En azından oyunu PC'ye çıkaraydınız. Bir de Red Dead Redemption 2 zaten ilk oyunun haritasının yarısını kapsıyor. Yani bugün Red Dead Redemption 1'i tekrar yapmak istese Rockstar, haritanın yarısı hazır ya. Karakterleri falan da yaparlar. Asetler masetler de hazır. RDR2'deki asetleri kullan işte yani. Aynı kovboy oyunu kardeşim. RDR2 grafikleriyle bir Red Dead Redemption 1 oynama hayalim hala daha var.
Sonuç olarak eğer gerçekten Ekim ve Kasım aylarında bu oyunlar çıkacaksa yakında resmi duyurusunu da görürüz. Ben bu söylenti haberlerine kadar inanıyorum diye sorarsanız da inanıyorum ya. Hani Kotaku çok büyük bir basın kuruluşu. Hani yaptığı böyle yanlış haberler zaman zaman olmuş olabilir. Ama Rockstar hakkında bu kadar böyle büyük bir şey sallayacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Hakikaten kaynaklarından doğrulatmasalar, farklı kaynaklarından bunu paylaşmazlardı gibi geliyor bana. Ki anlattıkları şeyler çok ütopik bir şey değil yani. Hani şey demiyorlar, GTA 6, GTA 7 birleşecek ve Ultimate Voltron oluşturacak demiyorlar yani. Hani orijinal 3 oyunu remastered olarak geleceğini söylüyorlar ama bu önemli bir haber çünkü Rockstar'dan böyle bir hamle görmemiştik daha önce. Bunu ne boyutta yapacaklarını merak ediyorum. Yani bangır bangır bağırarak mı yapacaklar yoksa çok böyle hani bakın arkadaşlar pek bir şey yapmadık biz bunları sadece yeni nesil konsollara getiriyoruz falan gibi çok ticari bir hamle mi olacak? Yani bunların detaylarını görmek istiyorum. Yakında da kokusunu alırız. Görsel olarak dibimi düşüren oyun. Sizlerle bir haber daha paylaşmak istiyorum. Bu Forza Horizon 5 isimli yarış oyunu için bir video yayınlandı abi. Yani bakın ben bir yarış oyunu hayranı değilim. Ancak bu ne be kardeşim? Yani bu ne ya? Forza Horizon 5 görsel olarak sınırları falan böyle zorlamaya geçmiş hani yumruk atıyor sınırlara. Muhteşem bir görsellik var lan ortada. Genel olarak yarış oyunlarının görseli zaten iyi olur. Çok fazla modellenecek veya animasyonlanacak insan ve benzeri şeyler olmadığı için çevre ve araçların grafiklerine abandıkça abanırlar. Fakat bu kadar abanılmış görsellere sahip bir yarış oyunu da çok sık rastlanacak bir şey değil. Nereye gidiyorsun lan? Dayanamadı Forza Horizon'a. Ne diyordum? Grafikler bayağı iyi diyordum. Grafiklerin bayağı iyi olmasının yanında yani devasa bir haritası da var bu oyunun. Ve yani o devasa haritanın her bir zerresi inanılmaz güzel duruyor. Hani yarış oyunlarının grafikleri güzel olur diyoruz ama yarış oyunlarının çoğu bu kadar geniş haritalara sahip olmuyor. Burada ise hem geniş harita hem müthiş grafikler var yani. Fotorealistik seviyede bir iş var lan burada. Çok uzun bir aradan sonra ilk defa hayatımda bir yarış oyununa gazlanıyorum herhalde. En son Most Wanted vardı ya klasik, onda bu kadar böyle gazlanmıştım. Ondan beridir bir yarış oyununa acayip bir heyecan duymuyorum açıkçası. Gerçekten nefis iş ya, yapanı tebrik etmek gerek. Bir de bu oyunu yapan firma bir sonraki Fable oyununu da yapıyor şu anda. Fable bilmeyenler varsa bir aksiyon rol yapma oyunu. Hani bir düşünün şu görseli yakın mı görsellikte bir aksiyon rol yapma oyunu oynuyorsunuz. Yani insanın böyle düşüncesi bile tüylerini diken diken eziyor. Hani böyle bir hayal etsene abi yani bak böyle atını atlamışsın. Böyle bu tarz topraklarda böyle keşif yapıyorsun. Sağa sola bakıyorsun ne var ne yok diye. Düşmanlar çıkıyor. İniyorsun atından onlara büyük ok kılıç falan sallıyorsun böyle. Yani çok merak ediyorum nasıl bir görsellikte yapacaklar acaba bu oyunu. Tabii ki yarış oyunu yapmakla bir aksiyon rol yapma oyunu yapmak aynı şey değil ama bu firmanın yaptığı da azımsanacak bir iş değil. Bir yarış oyunu görüp de bir aksiyon oyununa gazlanmak da tarihte ilk defa başıma gelen bir şey galiba. Neyse efendim diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.